Merhaba sevgili dostlar. Bir Gerçeğin Sesi programında bu yeni sezonda kilisedeki ruhani liderlerinden kardeşim Cüneyt Yılmaz'la birlikte bugün bir Gerçeğin Sesi programında tekrar sizlerle birlikteyiz. Dediğimiz gibi amacımız Mesih'e ve kutsal yazılara ve Tanrı'nın planına, onun tanıklığına, insanlık için ortaya koymuş olduğu gerçeğe Elimizden geldiğince tanıklık etmektir. Umarım hepiniz iyisinizdir. Rabbin lütfu, Rabbin iyiliği ve sevgisi her daim sizin eşinizin, çocuklarınızın ve hizmetinizin ve yaşamınızın üzerine egemen olsun diye dua ediyorum. Biliyorum bu programı izleyen birçok hem İsa Mesih'e iman etmiş hem de İsa Mesih'i araştıran ya da iman etmek üzere olan ya da çıkış arayan, umut arayan tıpkı Cüneyt'in tanıklığındaki gibi o umutsuz ölüm döneminden yaşama, umuda ve adaleti arayan birçok seyircimiz, sevgili dostumuz var. Çaresiz değilsiniz. Rabbin tanıklığı güçlüdür. Rabbin iyiliği iyidir ve sizi sevmektedir. O yüzden bizden dolayı değil ya da bu TV ekranından dolayı değil, onun lütfundan dolayı ona gelmeniz, onun kelamına, onun sözüne bakmanız ve onun ruhunun yardımıyla her türlü zorluğun ve çaresizliğin üzerinden geleceğinize inanıyoruz. Çünkü bunu gördük, buna tanıklık ettik. Şimdi tanıklık etmiş etmiş derken hepimiz bir tanıklık için yaşıyoruz. Ama aynı zamanda Rabbin kelamı benim çok sevdiğim bölümlerden bir. İncil'in her yeri kıymetli ama özellikle o birinci Yuhanna bölümü. Yuhanna benim için ayrı bir önemi var benim kişisel olarak. Yoksa dediğim gibi hepsi Rabbin kelamı hepsi eşittir. Ama bu Yuhanna'nın birinci mektubu, Yuhanna birinci mektubunun biz beşinci bölümünü bugün değerli kardeşim dostum Cüneyt'le irdelemeye ve açmaya çalışacağız. Buradaki ana tema bu beşinci bölümdeki ana tema İsa Mesih'in Tanrı'nın oğlu kimliğidir ve buna tanıklıktır. Bu tanıklığı açmaya çalışacağız. Çünkü neden bizim ülkemizde bu çok yanlış anlaşılıyor? Çok farklı sanki fiziki bir oğulluktan bahsediyormuş gibi İncil düşünülüyor. Bunun ne anlama geldiğini, bu tanıklığın, Tanrı'nın tanıklığının bugün 2018'de bize ne ifade ettiğini elimizden geldiğince konuşmaya çalışacağız. Ben izin verirseniz lafı daha fazla uzatmayayım. Dediğim gibi 1. Yuhanda 5. bölüm 9 ve 15. ayetlerden Matta'dan da bir iki ayetle belki Romalılardan da birinci bir ayetle bugün programımızı toparlamaya bu 25-28 dakikayı değerli kardeşim Cüneyt birlikte Can Kurtaran Kilisesi'nin hizmetleri olarak önderlik takım olarak paylaşmaya çalışacağız. Dediğim gibi kelama bakalım. Kelam ne diyor? Rabbin sözü ne diyor? Onun üzerine yürüyelim. İlk ayet 1. Yuhanna 5.9'da şöyle yazıyor sevgili dostlar, sevgili kardeşler. İnsanların tanıklığını kabul ediyoruz. Doğru. Birçok insan tanıklığını kabul ediyoruz. Oysa Tanrı'nın tanıklığı daha üstündür. Çünkü bu bakın altını çizerek okuyorum. Rabb'in yani Tanrı'nın tanıklığıdır. Kimle ilgili? Kendi oğluyla ilgili olarak yaptığı tanıklıktır diyor. Şimdi burada çok net iddialı sözler var. Evet. Değil mi Cüneyt? Yani evet. diyor ki bu Rabb'in tanıklığıdır. Ama millet diyor ki bizim halkımız değil mi? burada yaşıyoruz, burada yiyip içiyoruz, burada doğup büyüdük. Senin Tanrı hakkında dinledik. Ama olur mu canım? Allah'ın oğlu mu olur? Tanrı'nın oğlu mu olur? Evet. Şık koşmayın, eş koşmayın öyle şey olmaz. Ne demek istiyor? Yani Bir fiziki oğulluktan mı bahsediyor? Yoksa buradaki oğulluk kavramı kutsal yazılara göre sence nasıl bir açıklama istiyor? Yani aslında şöyle bakmamız lazım. Tanrı'nın gerçekten oğula ihtiyacı var mıydı? Hmm. Çünkü Güzel. semavi olarak Tanrı'nın böyle bir şeye ihtiyacı olmadığını Hı -hı. bizlerin bilmesi gerekiyor. Ama bizim günahlarımız için Hı -hı. bizim benzeyişimizde ama gökten olan yani kusursuz olan, Hı -hı. günah işlememiş olan bir kurbana ihtiyacımız vardı. Hı -hı. O yüzden Tanrı oğlunu dünyaya gönderirken aslında burada dostlarımızın anlaması gereken şu. Ruhsal olarak bir beden hazırlayıp Hı -hı. onu günah sunusu olarak insanlığa yani kurban olmak için diyorsun. insanlığa tanrı bırakıyor yani razı geliyor bir yerde Hı -hı. niye çünkü insanların günahını oğul İsa ...Mesih aracılığıyla ortadan kaldırmak için yoksa tanrının bir oğla ihtiyacı yok ama bizim bir oğluğa ihtiyacımız var bizim günahlarımızdan kefaretine... Hı -hı. ve kurban o günahlarımızın kurbanı olan şey günahlarımızda kurban olan İsa Mesih'e ihtiyacımız var. Yani o zaman sen şey diyorsun ya yani buradaki oğulluk kavramı yani Tanrı'nın yaptığı kendi oğluyla ilgili yaptığı tanıklık diyor çünkü. Evet. Yani insanlar belki oğul olmaz diyor ama evet. Rabbin kendisi dedi yaşayan tek olan Rab Allah evet. ne diyor? Hayır o benim oğlumdur. Evet. Semavi ve ruhsal anlamda ama bu bizim evlatlığa bizim Rabbin çocukları olma hakkını almamız için söylenen bir kelimedir diyorsun. Amin. Dönüyorsun. Çok doğru. Aleluya. Bu önemli. Çünkü çok önemli. Çünkü inancımıza göre değil mi? Burada Hristiyanlıkla ilgili program yapıyoruz evet. sonuçta. Sonuçta bizi bağlayan kutsal kitap. Yani Tevrat, evet. Sebul, evet. İncil'den konuşuyoruz. Evet. Buradaki doktrinler, kelam, gerçek olan Rabbin sözü bizim için esastır. O zaman elimizden geldiğince bunun tanıklığını yapmak istiyoruz. O yüzden... Biraz daha açalım tamam devam edelim. 10. ayetler var, diğer bölümler var. Yani, devam edelim yavaş yavaş. Yani Matta 3.16'da şöyle hmm. diyor. İsa vaftiz olur olmaz sudan çıktı. Hmm. O anda gökler açıldı ve İsa Tanrı'nın ruhunun güvercin gibi inip üzerine konduğunu gördü. Hmm. Göklerden gelen bir ses "Sevgili oğlum budur. Ondan hoşnutum." dedi. Amen. O zaman hmm. baba oğluna tanıklık yapıyor. Doğru. Doğru ve bu oğul öyle bir oğul ki bizim günahlarımızı alıp bizi babayla barıştırıyor hı hı. ve babanın oğulları katına çıkartıyor. Hı hı. Yani o zaman burada her şeyden önce şunu bilmemiz lazım. Baba sevgisini oğul aracılığıyla insanlığa olan sevgisini oğul aracılığıyla açıklama oldu. Buna inanıyoruz. Bununla ilgili başka Amin. programlarda yapacağız biliyorsun. Amin, evet. Yani bir seri yapıyoruz zaten. Bugün Rabbin yüreğimize koyduğu kelamdan yani Rabbin sözünden ki bizi dinleyen e, sevgili dostlar şunu iyi bilsin. Yuhanna'dan dedik değil mi? Sen evet. De. Birinci Yuhanna'dan diye açılış programını Birinci o, Yuhanna, Yuhanna. peki kim olduğunu da vurgun. Çünkü herkes Yuhanna'yı bilmiyor. Evet. Biz hep böyle bazen kilise ağzıyla sanki Yuhanna'yı, Matta'yı, Markus Luka ya da Paulus herkes biliyor süper gibi konuşuyoruz ama ne? Yuhanna da İsa'nın seçtiği değil mi? Evet. Yuhanna Zebedi'nin iki oğlundan birisiydi. Hı hı. Neydi? Balıkçılık yapıyordu. Evet. Bu adamlar sıradan adamlardı. İsrail'in kurtuluşu için hı hı. ne yapıyorlardı? Tanrı'nın ...sonsuz krallığının gelmesini bekleyen evet. adamlardı. Doğru. O dönem, o çağda. Çünkü neydi? Roma'nın baskısı altında Doğru. ezilmiş bir halk. Doğru. Yani bize yani Kudüs, Roma'nın yönetimi altında evet. o zaman değil mi? Tabii. Yani, yani. O zaman diyor ki... ...bize bir kurtarıcı gelsin ki... ...bu işgalden, bu zulümden, bu Roma'nın... ...bu Pagan inancından... ...yani Hı. çok Tanrı inancından bizi kurtarsın. Doğru. O kim o, Yani onlar bir kurtarıcı, bir kral kurtarıcı. Ama zaten Tevrat'ın Zebur'un vaadi değil miydi bu? Mesih kesinlikle. gelecek. İsrail'de kurt Kurtaracak. Özellikle. Hatta tabii. onlar biraz Davut gibi askeri, onun, siyasi bir krallık, egemenlik bekliyorlardı. Kesinlikle Onun krallığı sonsuza evet. kadar sürecek. Ama, ama bu şeyi de daha kaçmayalım, on etrafına çıkmayalım. Tamam, yani bu Yuhanna bir balıkçıydı. Bir balıkçı ama İsa'nın 12 elçiden birisiydi, Birisi, seçtiği, evet, değil evet, mi? Evet. evet. Şunu da vurgulayalım bilmeyenlere en sevdiği öğrencilerden birisi. Hayır, ya. Yani Çok 12'den 3'ünü biliyorsun özel yetiştirdi. Evet. Petrus'u, Yakup'u, Yuhanna'yı. Evet. Yuhanna da onun göğsüne yaslanan değil mi o son evet. akşam yemeğinde. Evet. Yani evet. şunu için vurguluyorum. Yakın olan, gören, evet. tanıklık eden, gördük, işittik, duyduk diyor değil mi 1. Yuhanna'nın 1. bölümünde. O zaman yani bu adamın tanıklığı tabii kendi sözleri değil kutsal ruhtan aldığı vahiyle Kesinlikle. yazdığı Kesinlikle. sözler. Kesinlikle. İncil öyle zaten insan Kesinlikle. sözü değil. Kesin. O zaman Cüneyt 10. ayete bakalım 10. biraz ayete daha. 10. ayete biraz bakalım. Evet. Şöyle ben okuyayım isterseniz. Tanrının oğluna inanan yüreğinde Tanrının tanıklığına sahiptir. Amin. Tanrı'ya inanmayansa onu yalancı durumuna of, düşürmüş olur. Çok ağır. Çünkü Tanrının oğluyla ilgili tanıklığa inanmamıştır. Wow. Çok ağır. Yani Çünkü top yanlış anlama. mı? Hani tabii açıklayacağız da konuşacağız da. Yani oğul yoktur. Tanrının oğlu olmaz tabii fiziki olarak düşündükleri için. Evet. Düşündük yani bir sanki haşa cinsel münasebet sonucu oluşmuş gibi e, düşünüldüğü için evet. hep karşı geliniyor. Evet. Aslında burada ise eğer tabii ki öyle bir şey yok, kesinlikle yok ama buradaki söylem çok ağır. Biraz konuşalım Cüneyt bu, evet, bu. çok ciddi Tanrı bir şey. Evet. Şimdi Tanrının oğluna burada. inanan yüreğinde Tanrının tanıklığına sahiptir diyor. O zaman Tanrı'nın ona inandığımız zaman bize ne geliyor? Hmm. Tanrı'nın gökten vaat ettiği ruhu geliyor. Amin. Değil mi? Evet. Ne diyor? Yuhanna 1. bölüm 12. ayette... Onlar ne kandan hmm. ne insan esninden doğdular... Ta tersine, tersine Tanrı'dan doğdular. Amin. Tanrı kendi ruhuyla onlara yeni yaşam verdi. Amin. Kimlere? Ona inananlara. Ona inananlar o zaman ne yapıyorlar? ...onun ruhu aracılığıyla onun tanıklığına... ...ona, ona tanıklık ediyorlar... Bunu, ...tıpkı Tanrı'nın kendi oğluna... ...tanıklık edip ona iman etmemizi hal, istediği gibi... Hallelujah. O, ...onu biraz açayım istersen... Hı -hı. ...bir ayet var... Hı -hı. Ee, ...Romalılar 8. bölüm... ...15 ve 16. ayetler... ...Romalılar 8, 15, 16... Evet, Roma. ...çünkü izleyenler bazen not alıyor da onun için evet. söylüyorum... Evet. ...diyor ki... ...çünkü sizi yeniden korkuya sürükleyecek... ...kölelik ruhu almadınız... Hmm. Ne? ne aldık? Oğluk ruhu aldı. Halelüya. Bu ruhla Abba Baba diye sesleniyoruz. Yani babacım diye. Ya, i̇şte o tanıklız yüreğimizde bize kim kim aracılığıyla oluyor? Kutsal Ruhun aracılığı oluyor. Ne diyor 16. ayet? Ruhun kendisi bizim ruhumuzla birlikte Tanrı'nın çocukları olduğumuza tanıklık Halleluya. eder. Halelüya. Amin. Halelüya. Yani o zaman sen diyorsun ki Yuhanna onu konuşuyoruz. Yani pardon. 1. anı 5 10. ayeti konuşuyoruz. Evet. Yani diyorsa ki sadece Tanrı kendi oğluna tanıklık etmiyor. Alleluyah. Bunu okudun sen Matta'da. Çok değil dolanmış. mi? 3 16 17'de göklerden seslen diyor. Bak orada seslendi de atlamayalım. Orada bir sürü insan var. Tabii. Yani sadece Yahya duymuyor. Tabii, sadece İsa tabii. Mesih duymuyor. Duyuyor. Herkes duyuyor. Herkes Vaftiz olmaya gelmiş, tövbe etmeye gelmiş herkes orada duyuyor. Çünkü duyduk diyorlar Tabii. Zaten güvercin kuşlar güvercin biçiminde geliyor, evet. gözle görülür biçimde. Evet. Her şey net, açık. Çok çok net. Ve evet. o zaman o zamanda da hani ne? başka bir İslam var, ne başka bir şey var? Hiçbir şey yok şu o anda. Yani 2000 yıl önceden yaklaşık olarak bahsediyoruz evet. Şimdi senin okuduğun şu Romalılara gelirsek ise 8 8'e, evet. değil evet. mi? 8, 15, 15 16'yı mı okumuştun? 16, evet. Bak ne diyor? Sadece Tanrı kendi oluyor tanıklık etmiyor. Amacı sır bu değil. Bu doğru? Onun tanıklığı bu. Evet. Ama insanların da tövbeden ve iman edenlerin de ruhu alıp Tanrının oğulları, Tanrının kızları yani Tanrının çocukları olması amaçlı. Yani Tanrı, o zaman oğlu değil mi? Daha geniş bir kapsamı var. Evet, yani o şöyle biraz ben toparlamak istiyorum. Hı. Tanrı Adem bahçesinde Adem'in günahı nasıl ıı, ölüm bütün insanlığa yayıldıysa evet. ve bütün o ıı, insanlık ölüme ve günaha köle olduysa bir adam İsa Mesih aracılığıyla da bütün oğlu. insanlık evet. tekrar oğulluğa alınıp sonsuz yaşamın Iı, ...kapılarını açıp orada yaşamak Amin. istiyor. Tanrı'nın isteği onları hem oğullar kızlar olarak çağırmak... ...hem de sonsuza kadar tamam. onları yaşatmak İncil'imize göre. Amin. Ağzına sağlık. Ama şurada bunu bir daha vurgulamak istiyorum izin Erisi. Tabii ki de. Şimdi bu ayet yani bu 10. ayet 1. Anı 5-10'da... ...bizi çok netliğe götürüyor. Yani ya ışığa evet. ya karanlığa. Tabii ya de. ölüme ya yaşama, yaşama. götürüyor. Şimdi ee, ortası yok. Bir... Ben hep o yüzden söylüyorum İncil'e hiç inşallah maşallah yoktur. Evet. Yani evetiz evet, Hayır. hayır olsun. Ilık olmayın der hatta değil mi kiliseye evet, kızar bile. Dikkat. Ya soğuk oluyor ya sıcak ol <laughs> diyor. Şimdi bak diyor ki burada okuduğunda Tanrı'nın oğluna inanan yine söylüyorum fiziki bir oğluktan bahsetmiyoruz. Hı -hı. İncil zaten bahsetmiyor. Yüreğinde Tanrı'nın tanıklığına sahiptir. Demek ki birisi İsa Mesih'e Tanrı'nın oğlu dediğinde bu Rabb'in isteği. Rabbin amacını gerçekleştirmiş oluyor. Çok doğru. doğru. Tanrı'ya inanmayansa bak çok ilginç onu yalancı duruma düşürmüş olur. Burayı çizmek istiyorum. Çok yalancı doğru. durumuna düşürmüş olur. E şimdi biz oğul dediğimizde kafir, eş kılan, şirk düşen bilmem ne yapan deniyor. Evet, evet. Ama diyor ki kutsal kitap bak bunu demiyorsan aslında yalancısın. Evet yani biz gerçeği bilmiyoruz. İncilimize diyor. göre, kutsal yazılımıza göre biz bu şekilde iman ediyoruz. Hı hı. Çünkü diyor ki Tanrı'ya inanmayansa evet. onu yalancı durumuna düşürmüş olur. Evet Çünkü Tanrı oğlunu tanık gösterdi kurtuluş ha. ve yaşam için. Kim ve gösterdi iman için. Tanrı gösterdi. Aleluya. Yani. E kaç tane var? Bir tane Tanrı. Çünkü baba ne ne babaya e, İsa mesel acılığı olmadan kimse gidemiyor. Amin. Doğru. O yani zaman kurtulması. oğulluk kavramı yani bizi ekran başında izleyen sevgili dostlarımızın bunu iyi anlaması gerekiyor. Kesinlikle. Bak hem Romalılardan hem Matt'dan yani İsa'nın kendi sözlerinden, Yahya'nın tanıklığından. Yani Doğru. o kadar çok var ki yani biz hangisine girelim? Yani bunu 28 dakikaya sığdırmamız <laughs> mümkünatı yok. Mümkün değil. Yani mümkünatı yok. İnanıyorum İsa da 28 dakika konuşmuyordu kardeşim bu arada. <laughs> Televizyona söylemek lazım. Belki bunu biraz daha uzatmak lazım. Şimdi izin verirsen sırayla gittiğimiz için bir 11 okumak istiyorum. Elbette. Şimdi bak diyor ki yine bir... Çok özür dilerim. Bir şey daha var. Yani işte orada negatif bir şey söylüyor. İnanmayan sadiyor. Hmm. Ee, yani o zaman e, bu nasıl söyleyeyim? İnanmayanlar için Tanrı fırsatını kapatmış değil. Hmm. Kapıyı kapatmış değil. Okay, Hala lütuf çağındayız. Hala Tanrı sevgisine. Yani inanmak da özgürler. O kapı <laughs> açık diyorsun. İnanma evet, kapısı evet, açık diyorsun. Yani bu böyle hemen e, Tanrı bu şekilde değil. Tanrı onlara hmm. kucaklamak için. Evet. Tanrı onları yaralarını, <laughs> hastalıklarını, günahlarını bağışlamak için kollarını açmış bekliyor. Amin. Hamdolsun. Programımız zamanı dediğim gibi sınırlı olduğu için hızlı hızlı gitmeye çalışalım. Tamam. Ee, hiç olmazsa bölümü bitirelim. 1. Yuhanna 5.11'de diyor ki Rabbin kelamında. Tanıklık da şudur. Şimdi İsa dedi ya gerçeğe tanıklık etmek için doğdum. Pilatus'a çağırma önce evet. Bunun için geldim. Gerçekten yan olan herkes benim sesim iştir dedi. Bak evet. bu çok yani... İsa Dimbin getirmedi. Evet. Getirseydi Yaş. en çok yine bana kızmaz, en çok onlara kızdı. Çok doğru. İsa yaşam ilişki getirdi. Kurtuluş senin o adenden bahsettiğin hani o konu değişeceğiz de <laughs> İsa'nın kanı programında özellikle onu <laughs> çok girmiyorum oraya. Ama ne diyor? Tanıklık da şudur. Helal Tanrı bize sonsuz yaşam verdi. Yani o ölümü yok etmek istedi. Bu yaşam nerede? Bunun anahtarı kim? Onun oğlundadır. Halelüya. Şimdi o zaman Bizi izleyen sevgili dostlar kardeşler şunu iyi anlamalı. Olur mu öyle canım şöyle değildir böyle değildir gibi laflardan bir kere külliyen kurtulmak lazım. Yani bir kere bu insan fikri. Çok doğru. Bu insan öğretişi. Çok doğru. İnsan kendince yarattığı mantığın kuklası kölesi oluyor. Evet. Rabbin sözüne baktığımızda ve onun tanıklığına baktığımızda bak Tanrı'nın tanıklığında bak dikkat et arada melekler konuşmuyor. Yok. Aracı yok. Yok. Öyle azizmiş bilmem neymiş Külliyat, şuymuş, yok. Musa, illa bunlar yok. Tan 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 Direkt Tanrı'nın Tanrımız, kendisi. Tanrımızın, Tanrımızın, Tanrımızın vaadi çok nettir. Ne çok diyor? Açıkta. Yaşam oğlundadır. Amin. Zaten eski ayıta baksak, şimdi girmiyoruz da... Evet. Onlarca oğlu, yani, oldu, kim olduğunu söyleniyor. Ne, ne diyor? Yuhanna 14 -6 şimdi aklıma geldiği için Hı -hı. söylerim. Hı -hı. Yol, yaşam ve gerçek Doğru. benim. Benim aracılığım olmadan kimse babaya Heh. gelemez. Ha. Bu çünkü, anahtar. Yani çünkü, köşe taşı. Çünkü neden? Oğul günahlara kefaret olmalı. Doğru. Çünkü oğul babayla bizi bulaştırması için kurbanın ve kanın akması Doğru. gerekiyor. Doğru. Şimdi bak 12 oku sana zahmet. Zaten 12. biraz daha dediklerini tavsiye eden Kendisinde şeyleri. Tanrı oğlu bulunan da yaşam vardır. Hı hı. Kendisinde Tanrı oğlu bulunmayan da yaşam yoktur. İşte bu yüzden gerçeğin sesi diyoruz. Bu yüzden gerçeğe tanıklık etmek istiyoruz. Şimdi bazıları bize kızıyor bunu söylediğimiz için. Rab onları bereketlesin. Biz, biz kelamı imal ediyoruz ve itaat ediyoruz. Hep söylüyorum. <laughs> Beni yüz küsür program yaptın. Beni az <laughs> çok izleyenler biliyor. Evet. Ben Rab'be bir söz verdim. Dedim ki ben lafı eveleyip gevelemeyeceğim. Evet. Ben o ne der, bu ne der, şu ne der de tepki çekeriz demeyeceğim. Evet. Onları seviyoruz. Rab yüreğimizi biliyor. Evet. Kimseyi yargılamıyoruz. Ama bunu da söyleyeceğiz Rab'bin Açık ve net. İsa evet. açık ve net konuştu. Evet, evet. Çarmıha kadar gitti. Ne kırbaçlanmaktan ne ellerine ayaklarına delinmekten geşi elçiler de keza böyle. böyle. Bir, bir, bir de bir şey girmek istiyorum. Hı -hı. Yani Tanrı İsa Mesih aracılığıyla insana olan sevgisini göstermek istiyor. Amin. Ve onları sonsuza kadar oğluk ve kızlar olarak... Değil çağırıyor. mi? Yeni bir Yaş kimlik, yeni bir ad yani, vermek istiyor. Yani tanrısal bir yaşama sahip olmak ne kadar niye bu kadar üzer insanı? Veya yani niye insan bu tanrısal yaşamdan uzaklaşır? Hı -hı. Çünkü bu dünyanın egemenin baskısı altında maalesef insanlar o, ama bak %100 evet, katılıyorum. Konuyu ama burada bir no, no, noktayı koyup 13'ü sana okutturacağım. Ne diyor? Oğlu olanda yani oğulun bulunduğu kişide evet. yaşam var. Buradan bir daha altı söylüyorum. Oğulun olmadığı ruhsal ve semavi İsa Mesih'in tanrı kelamı olan İsa Mesih'in olmadığı kişide ise yaşam yoktur. yoktur. Çünkü... Yani demek ki buradan şunu anlıyoruz bu 12. ayetten, birinci anladan. Kurtuluş değil mi Cüneyt? Evet, bu dünyadayken. Kesinlikle. Hani öyle bir gidelim Allah bilir. Yok. Terazi falan değil. İncile göre. Yani bu, burada aklanmak ya da aklanmamak. İman etti ettiğimiz anlar itibaren kurtuluş yaşamına girmiş oluyoruz. Amin. Ya burada başlıyor burada, diyorsun. Başlıyoruz. Kimlik ad değişikliği her şey burada, burada başlıyor. başlıyor. Buradan Rabbin gününe ve oradan Rabbin bize göstereceği yaşama kadar Amin. başlamış oluyor. Yuhanna 13'e bakalım Cüneytçiğim. Sen 13, oku onu. Tanrı oğlunun adına iman eden sizlere sonsuz yaşama sahip olduğunuzu bilesiniz diye bunları yazdı. Ya. Yani burada şunu söylemek gerekiyor. Bu kelam hı hı. şu önümüzdeki kelam sonsuz yaşamın Tanrı oğlu adına iman edesiniz de bununla kurtulasınız diye yazıldı. Hı hı. Yani bu kelam sizin hı. sonsuz yaşama kavuşmanız için yazıldı. Amin. Bak bir de kim yazdı bunu? Yine söylüyorum. Hala Yuhanna ya. yazdı. Evet. Kimin aracılığı? Rabbin, Rabbin aracılığı. Vahiy. Rabbin ruhu Kutsaru aracılığı. Kutsal gelecek. Allah. Size her şeyi öğretecek. Hala atlatacak dedi. Çok Göğü doğru. Göğe alınmadan Değil çok, mi Cüneycim? Çok doğru. Ve özel yetiştirdiği öğrenciydi. Evet. Ve Kesin bak ne şey. diyor? Yazdım. Çünkü bir daha söyle bunları o gördü. Halalı tanıklık ya. etti insanın çarmıhtaki ölümüne, Çok. ölümden üç gün sonra dirilişine, göğe evet. alınışına, kutsal ruhun gelişine Pentakos günü evet. tek evet. tek tanıklık etti. Bu balıkçılar senin değil mi? Öyle Hı -hı. dedin. sevmediğin oğulları balıkçılar. Evet. Yani balık yakalamayı zor bile adamlar. Körleri, topalları, değil mi? Ölleri evet. Ölüleri diriltmeye başladılar. Yani Yuhanna, bu adamlar. Evet, Yuhanna, o yüzden tanıklıkları, söz sözleri önemli bu Çok adamlar. Doğru. Yuhandan... Yuhanna birinci bölüme baktığımız zaman, hı hı. yani pardon, birinci Yuhanna birinci bölüme okay. baktığımız zaman ilk üç ve beş ayetler sanırım hı hı. ellerimizle gördüğümüzü, şey ellerimizle dokunduğumuzu, dokunduğumuzu gözlerimizle gördüğümüzü duyuruyoruz size. Aynen. Yani bu aslında görgü tanıklığıdır. D Doğru. Yani bir olayı görüyorlar hı hı. ve o gördükleri şeye diyorlar ki, bakın biz bunu gördük Amin. ve bu bu gerçek. Bu, bu Rabbi bu Rab yaşarken bize bunu vaat etti, biz bu vaade iman ettik. Yani ne? günahlarınız için kurban olacağım. Aynen. Buna buna iman ettik. Yaşarken daha kurban olmadan biz iman ettik ve imandan sonra yani pardon çarmıhtan sonra biz bu yaşamın Amin. açıkça göründüğünü gördük. Bak çok doğru söylüyorsun. Aynı zamanda Yuhanna hatırla. Dedik ki İsa, Petrus'u, Yakub'u, Yuhanna'yı özel yetiştirdi. Bu 12'nin evet, içinde değil mi Cüneyt? Evet. evet. E, dağ, o görkem dağına çıktıklarında evet, görkem, Musa, İlyas geldi. Evet, Tanrı, Kim vardı? Hallelujah. Petrus. Yuhanna ya, yine oradaydı. Evet, Petrus. Göklerden bulut geldi. Sevgili oğlum budur. Evet. Onun sözünü dinleyin ya. derken Yuhanna yine bunu işitti. Bir de bir de bu iman, iman atalarımıza baktığımız zaman yani iman adamlarına baktığımız zaman hiçbirisi İsa Mesih'i reddeden onu evet. şey yapan, onu inkar eden öyle ki nasıl söyleyeyim giyotinlere gel hı hı. geldiler, çarmıhlara Tabii gerildiler, hepsi bu derileri yüzüldü, İşte meşale oldular bahçelerde, saray, saray Tanrı'nın sa oğlu iman ettikleri iman için. Etti. Yani bunlar gördüklerini sonuna kadar yaşadı. Eğer, eğer Gerçekten şu anda dünyada bazı inançlar hı -hı. bunu hayır efendim çarmıha gerilmemiştir. Şöyle olmamıştır. Böyle olmamıştır diyen dostlarımıza söylüyorum. Hı hı. İsa Mesih gerçektir. Onun gerçek olduğuna tanıklık edenlerin hepsi canlarını ya özellikle bak canlarını kesinlikle şey yapmadılar. Evet, Feda ettiler. Programımızın sonuna yaklaşıyor. Son altı dakikamız. Ee, son iki ayetimizi toparlayalım değerli kardeşim. Evet. Söyleyecek çok şey var ama özellikle bak Anadolu topraklarına halkıyız. Evet. Değil mi? Evet. Bu topraklarda doğmuş büyümüş insanlarız. Ya, ya şu ya. toprakların neresini gezersen gez bak, evet. batısından doğusuna, güneyinden kuzeyine, İncil'in kiliselerini, İncil'in adamlarını, o senin anlattığın çarmıhta ölen, Mesih'ünü ölen Tanrı oğluna tanıklık için can, yaşamlarını veren buna iman edenlerin evet. kanlarıyla sulanmıştır bu topraklar. Evet. Ay canım olur mu sen Hristiyansın E git kapadakiyi de gö. Dökü. Evet. Git Doğu Karadeniz'e Pontus bölgeni eski Pontus olan. Şimdi Doğu tamam. Karadeniz'e Trabzon bölgeni gez. Yes. Evet. Sümela Manastırı 300'lerden yani, yapıldı yani. Yani tar tarih Tarihin her ta yerinde tarih bu. buna tanıklık her ediyor. Yerde. Biz ne kadar yani buna inanmayan, <laughs> buna reddeden eden insanlar. Şu bir okursan da olsa, ben de 15 okuyup bitireceğim değerli tamam. kardeşim. Tanrının e, Yuhan 1. Yuhan'la 5. bölüm 14. ayet. Tanrının önünde güvenimiz şu ki onun isteğine uygun ne dilersek biz iştir öyle. O zaman Mükemmel Tanrımız mi? işiten bir Tanrı olduğunda. Amin. Diri bir Tanrımız. Diri olan işiten bir Tanrı. Onun isteklerine uygun, onun isteği nedir aslında? Hmm. İnsanların kurtulup sonsuz yaşama kavuşması. Oğla iman etmeleri aracılığıyla etmedi. yaşama kavuşması. Evet, o zaman yani bizim bizim isteğimiz budur. Bu hmm. dünyada her canın sonsuz yaşamda buluşması, kavuşması. Rab'le barışması. Rab'le barışması. Doğru söylüyorsun. Bizim, bizim, bizim anlattığımız Rab'bin sevgi mektubunu hmm. insanlara açıklamak, hmm. ilan Rabb in etmek. Rab'bin çağrısını başka, yani başka, değil mi? Başka ne, ne amacımız, ne Doğru. çıkarımız var. Doğru. Son olarak şu ayet okuyalım Cüneyt'ciğim. Sonra da bir duayla programımızı peki. kapatalım. Şimdi sen de güzel bir şey dedin. Ee, ben de ikisi birlikte okuyayım izin verirsen çünkü peki. Bir birlikteler. Peki, peki, peki. 14-15 okuyacağım. Peki. Diyorsun dediğin gibi Tanrı'nın önünde güvenimiz şu ki diyorsun. Onun isteğine uygun ne dilersek bizi işitir. Her ne dilersek bizi işittiğini bildiğimize göre ondan dilediklerimizi aldığımızı da biliriz. Bak çok ilginç. Yani Allah bilir. Canım ben bilmem işte Allah bilir ya da ne olacağını biz peygamber miyiz aşağı bize niye konuşsun. Biz bak sıradan insanlara. Yani oğula iman eden, oğlu kabul eden, Tanrı'nın o anahtarına yaşama götüren, ölümden kurtuluşa götüren anahtara iman eden. Yani köşe taşı diyor ya insan için. Evet, evet, evet. Ne diyor? Eğer yeniden o ruhu alıp yaşama kavuştuysan, yeni kimle aldıysan bak o seni işitir. Halallı. Hatta ne diyor? İşittiğini biliyoruz. Bak ne kadar emin konuşuyor değil mi? Çok. Aldığımızı da biliriz. Halallı. Yani diri bir ilişki bu dünyadayken Rab'le birleşme, Rab'le konuşma, duyma, istemek ve almak. Tanrı... Son sözden alayım kapatacağım programı. Yani tanrımız uzakta bizlere e, duymayan bir tanrı değil. Doğru. Hatta sayızlarda bir ayet içinde aklıma gelmiyor bölümü ama şöyle Hı -hı. söylüyor. Kulağı yaratan duymaz ha. mı? Gözü yaratan görmez Hı -hı. mi? Evet. Yani, ağzı yaratan mı? konuşmaz mı? Dolayısıyla tanrı Eski tanrımız yaratan, evet. bize uzak olan bir tanrı değildir. Yakın olan bir tanrıdır. İçimizde yaşayan bir Hı -hı. tanrıdır. Halleluya. O yüzden bizim güvenimiz şudur ki biz onun gününde onunla birlikte ...sofrasında emek yiyeceğiz. Amin. İbrahim'in sofrası da oradan Hale geliyor zaten yer. değil evet. mi? İsa öyle evet. dedi. Hale Sağ be. ol Cüneyt. Ağzına sağlık. Bir programı Hala da bu olsun. birinci anadan bitirdik. Elimizden gelince konuşmaya çalışıyoruz. Tabii bu kavram çok uzun bir kavram. Tabii bu konuşmak... Sırf bir küçük 5-6-8 ayetle açıklanacak kadar değil ama... E, ...bu gerçektir. Amin. Sağ ol. Ağzına sağlık. Yine devam edeceğiz programlara seninle. Sevgili dostlarım... ...bir programımızın daha sonuna geldik. Bugün elimizden geldiğince... Ruhani ortağımız kilisedeki kardeşimiz Cüneyt'le elimizden geldiğince 1. Yuhanna 5. bölümden Tanrının oğlu kimliğini ve bize ne vaat ettiğini konuşmaya çalıştık. Çok net görüyoruz ki bu Tanrının tanıklığıdır. Oğul İsa'nın kim olduğu ile ilgili adı, kimliği koyan biz değil, elçiler değil, insanlar değil, konsüller değil, papazlar değil, Rabbin kendisidir. O yüzden burada da gördüğümüz gibi onun aracılığıyla ona gelen, isteyen, dileyen herkese Rab sonsuz yaşam vermektedir. Ve aynı zamanda dilediğiniz ve istediğiniz her şeyi size sağlamaktadır. Onun isteğine uygun olanları tabii ki. O yüzden biliyorum birçok istekleriniz, arzularınız, dua istekleriniz, dilekleriniz var. Lütfen bize yazın. Lütfen bizi arayın. İsa Mesih aracılığıyla her şeyi yeniden doğduğunuzda onunla birleştiğinizde kelamda yazdığı ve söylediği gibi bugün kardeşim Cüneyt'le paylaştığımız gibi sizi duyacaktır. Sizi işitecektir. Size konuşacaktır rüyalarınızda görümlerle, rüyalarla ya da direkt size konuşarak bunu anlatacaktır. Lütfen size uzanan Tanrının oğlunu, sizin için çarmıhta ölüp dirilen Tanrının oğlunun adını boşa kenara atmayın. Çünkü bu Tanrının tanıklığıdır kendi oğluyla ilgili yaptığı tanıklıktır. Kardeşim dediği gibi size olan sevgi mektubu, size olan sevgi armağanı hediyesidir. Onun kanı sizi aklar. O başlangıçtan beri vardı, sizin için geldi. Sevgili kardeşlerim, sizin için dua etmek ve programı kapatmak istiyorum. Sevgili dostlarımız, sevgili kardeşlerimiz, Rabbin lütfu, Rabbin bereketi hepinizin üzerinde olsun. Zihninizi, yüreklerinizi anlayış versin ön yargılardan kurtarsın ve Rabbin kelamına açsın diye dua ediyorum. Kutsal gel ve bizi izleyen herkese dokun. Kim olduğunu İsa. Niçin geldiğini, özde ne olduğunu onlara açıkla diye dua ediyorum. Sen kurtarıcısın, sen Tanrının oğlu Mesih'sin, ölümü yenen, yaşam verensin. Bu yüzden bunu bilsinler, bu gerçeği anlasınlar. Tanrının Rabbin tanıklığını kavrasınlar diye de dua ediyorum ve amin diyorum. Sevgili dostlar, bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşünceye dek esen kalın, hoşça kalın, erapta kalın. Amin.